Arkadaşlar merhaba. Gelir vergisi kanunu uygulamaları ile ilgili sunumumuza devam ediyoruz. Bu bölümde basit usulde vergilendirme üzerinde duracağız. Basit usulde vergilendirilme ve beyannamenin doldurulması ile ilgili bir videomuz vardı. Bu video beyanname üzerinde olmayacak. Mevzuatla ilgili basit usul vergilendirilmesi nasıl yapılıyor bununla ilgili olacak. Evet, basit usulde vergilendirmenin sağladığı bazı kolaylıklar var. İlk önce bunlar üzerinde duralım. Basit usulde vergilendirme ile kişiler defter tutmazlar. Basit usulde vergilendirilenlerin defter tutması söz konusu değil. Peki defter tutmazlar ama aldıkları belgeleri ve düzenledikleri belgeleri, fatura ve benzeri belgeleri nasıl muhafaza ederler? Bir dosya içinde muhafaza ederler. Bu dosya denetim elemanları tarafından ibrazı istendiği zaman denetim elemanlarına ibraz edilir. Yine 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde bunların muhafaza edilmesi de vergi usul kanunun gerektirdiği hükümlerden birisi. Yine basit usulde vergilendirilenler vergi tevkifatı yapmazlar ve muhtasar beyanname vermezler. Geçici vergi ödemezler. Bunların peşin vergi dediğimiz geçici vergi beyannamesi ve ödemeleri söz konusu değildir. Yine basit usulde vergilendirilen mükellefler teslim ve hizmetleri itibariyle KDV'den müstesnadır. Bunlar da KDV beyannamesi vermezler. Ancak KDV'de istisnadan vazgeçme gibi bir uygulama vardır. Şayet beyanname vermemek, yani KDV mükellefi olmamak kendi aleyhlerine bir sonuç doğuruyorsa ihtiyar olarak KDV mükellefi olabilmeleri mümkün. Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz. Yani bunlar envanter tutmazlar. Örneğin ticari taksi işleten bir basit usul mükellefi aracını işletmeye kaydetmek zorunda değildir. Bir işletmeden bahsedilemez. Çünkü dolayısıyla aracının satılması halinde doğabilecek kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilir. Ticari kazançla ilişkilendirilmez. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarında tutulabilmektedir. Dileyen mükellefler bunun dışında kendi kayıtlarını kendileri tutabilirler. Yani düzenledikleri belgeleri ve aldıkları belgeleri bir dosya içinde kendileri muhafaza edebilirler. Beyannamelerini kendileri verebilirler. Diledikleri takdirde de mali müşavirler aracılığıyla kendi kayıtlarını tutturabilme imkanlarına sahiptirler. Gelelim basit usule tabi olmanın genel şartları nelerdir? Genel şartlar gelir vergisi kanunun 47. maddesinde yer almaktadır. Kendi işinde bil fiil çalışmak veya bulunmak basit usule tabi olmanın en önemli şartıdır. Nedir kendi işinde bil fiil çalışmak ve bulunmak? Biliyorsunuz ticari kazanç emek ve sermayeye bağlı olarak elde edilir. Basit usule tabi iş hacmi küçük ticaret erbabında emek unsuru normal ticari faaliyetlerine nazaran daha fazla ağırlık taşır. Bu nedenle küçük sanat ticaret erbabı olmanın en ayrıcı özelliği kendi işinde bil fiil çalışmak ve bulunmaktır. Bu nedenle kanun basit usulde vergilendirmenin ilk şartı olarak bu şartı saymıştır. İş sahibinin işinde bil fiil çalışması veya işinin başında bizzat bulunması şartıyla işçi çırak çalıştırması da mümkündür. Ayrıca hastalık, tutukluluk, yükümlülük, seyahat, ihtiyarlık, askerlik gibi zorunlu nedenlerle işin başından geçici olarak ayrılma da bu kendi işinde bil fiil çalışmak veya bulunmak şartını bozmaz. Bunun dışında ölüm halinde iş sahibinin dul eşi ve çocukları namına işe devam olunduğu takdirde bunların bil fiil işin başında bulunup bulunmadıklarına da bakılmaz. İşçi ve çırak çalıştırma bu imkanının kabulüyle işte bil fiil çalışma veya işin başında bulunma şartı bir ölçüde yumuşatılmıştır. Ama bu demek değildir ki sadece organizasyonu yapsın, organizasyonu dışında bütün işi başkalarına yaptırsın, dolayısıyla birden fazla iş yerinde faaliyet göstersin. Böyle bir kanun amaçladığı bir durum yoktur. Örneğin bir ticari taksiyle faaliyet gösteren bir basit usul mükellefi ticari taksiyi zaman zaman bir de şoföre kullandırmış olması basit usule tabi olmanın şartlarının bozulması anlamına gelmez. Ancak birden fazla araçla ticari faaliyet yapan, ticari taksi işleten bir mükellefin durumu buna aykırılık teşkil eder. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın da verdiği görüşlerle birden fazla iş yerinde faaliyet gösterilme durumunda basit usule tabi olarak faaliyet gösterilemeyeceğini, gerçek usulde vergilendirilmenin gerektiğiyle ilgili görüşler mevcuttur. Bunun haricinde basit usule tabi olmanın genel şartları arasında kira bedeli şartı vardır. İş yeri mülkiyetinin iş sahibine olması halinde imsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde de yıllık kira bedelinin toplamının Büyükşehir Belediye sınırlarında 2017 yılı için 6500 TL'den, diğer yerlerde 2017 yılı için yine 4300 TL'den
fazla olmaması gerekmektedir. Bu bedel 2018 yılı için 7400 TL, yine diğer yerlerde, Büyükşehir Belediyesi dışındaki yerlerde 2018 yılı için 4900 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılında mükelleflerimizin basit usulden yararlanıp yararlanmayacaklarıyla ilgili belirlemeyi biz 302 nolu gelir vergisi genel tebliğ ile belirtilen hallere bakarak belirliyoruz. Dolayısıyla 2018 yılı için belirlenmiş tutarları dikkate alıyoruz. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilenler de basit usulden yararlanamazlar. Gelir Vergisi Kanunu'nun 48. maddesinde ise basit usule tabi olmanın özel şartları ele alınmıştır. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alım tutarlarının 100.000 TL'yi veya yıllık satışları tutarının 148 bin TL'ye aşmaması gerekmektedir. Bu tutarların aşılması halinde de izleyen dönemden itibaren gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir. Yine diğer işlerle uğraşanların, yani satın aldıkları malları işledikten veya olduğu gibi satanların dışında farklı işlerle uğraşanların, hizmet sektöründe uğraşanların, örneğin bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 49.000 TL'yi aşmaması gerekmektedir. Aşması halinde de yine basit usulden vergilendirilmesi söz konusu değildir. Yukarıda yer alan işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 100.000 TL'yi aşması halinde de yine basit usulden yararlanılamaz. 100.000 TL'yi aşmaması gerekmektedir. 2018 yılında da basit usulden yararlanılabilmesi için alış ve satış ve hasılat tutarlarının 31.12.2017 tarihi itibariyle belirlenen bahsettiğimiz tutarlara uygun olması, bu tutarların üzerinde olmaması gerekmektedir. Bu tutarlar ve hadler 302 nolu gelir vergisi genel tebliğ ile belirlenmektedir. Basit usule tabi olmanın özel şartları arasında bazı hizmet kalemleri için farklı hadler belirlenmiştir. Bunlar nelerdir? Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bazı şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için yukarıda yer alan az önce bahsettiğimiz hadler kullanılmaz. Bunların yerine bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nca belirlenen hadler uygulanmaktadır. Güncel hadler içinde yine 202 nolu gelir vergisi genel tebliğine bakılabilir. Kanun basit usulden asla yararlanamayacakları özel olarak belirtmiş. Bu gelir vergisi kanunun 51. maddesinde yer almaktadır. Örneğin kolektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandit ortakları basit usulden yararlanamaz. Yani kolektif şirket ve adi komandit şirket şeklinde faaliyet gösterilmesi halinde bunların ortakları, komandit şirketlerde komandit ortakları gerçek usulde vergilendirilir, basit usulden yararlanamazlar. İkrazat, yani ödünç para alıp verme işiyle uğraşanlar yine basit usulden yararlanamazlar. Sarraflar, kuyumcular ve kıymetli maden ve mücevherat alım satımı işi yapanlar basit usulden yararlanamazlar. Gelir vergisi kanunun 94. maddesinde sayılan gelir vergisi tevkifatı stopaj yapmakla yükümlü olanlara karşı olarak inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar, yani taşeron veya alt taşeron olanlar yine basit usulden yararlanamazlar. Sigorta prodüktörleri de basit usulden yararlanamazlar. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar ve bu işlere tavassut edenler, aracılık yapanlar yine basit usulden yararlanamazlar. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar basit usulden yararlanamazlar. Tavassut, aracılık işi yapanlar basit usulden yararlanamazlar. Örneğin emlak komisyoncuları basit usulden yararlanamaz. Burada dayıbaşılar hariç denilmiş. Dayıbaşılar kimlerdir? Dayıbaşılar özellikle tarım sektöründe tarım işçisi bulan ve bu işçileri çiftçilerin yanında çalıştıran, bu işin organizatörü olan kişilerdir. Zaman zaman bunlara çavuş ve benzeri isimler de verilebilmektedir. Bunlar basit usulden yararlanabilirler. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum, çakıl ve istihsal yerleri, tuğla ve kimyonet harmanları işletenler yine basit usulden yararlanamazlar. Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerini sahip ve işletmeciler de basit usulden yararlanamazlar. Dikkat edileceği gibi şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili bir belirleme yapılmış. Fakat parantez hükümle yapısı itibariyle sürücüsünden başka 14 veya daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç denilmiş. Dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılsa dahi
Sürücüsü dışında 14 oturma yerine sahipse veya daha düşükse ve yolcu taşımacılığı yapılıyorsa, bu taşımacılık faaliyetiyle uğraşanlar da basit usulden yararlanabilirler. Gelelim şehir içi taşımacılığı yapanlara. Şehir içi taşımacılığında da yine ticari taksi işletenler, dolmuş işletenler, bunun haricinde yine otobüs işletmecileri basit usulden yararlanabilirler. Bunlarla şehir içi yolcu taşımacılığı ile ilgili bir belirleme yapılmamış. Birden fazla taşıtla taşımacılık yapılıyorsa durum ne olacak? İşte burada yine basit usulle ilgili genel şartları bahsederken bunun üzerinde durmuştuk. İki araçla veya daha fazla araçla yolcu taşımacılığı yapılıyorsa veya ticari taksi veya benzeri araçlarla netice itibariyle burada işin başında bilfiil olmak ve işin bizatihi yapılması şartı ihlal edilmiş sayılıyor. Gelir Dairesi Başkanlığı'nca verilen görüşlerde burada basit usulden yararlanılamayacağı ve gerçek usulde vergilendirilmesi gerekeceğiyle ilgili görüşler mevcut. Basit usulden yararlanamayacak olanlarla ilgili yine Maliye Bakanlığı'nca teklif edilen ve Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılan bazı iş grupları var. Sektörler ve il ve ilçeler itibariyle bunlar değiştirilebiliyor. Bu konuda verilmiş bazı çıkartılmış Bakanlar Kurulu kararları var. Bu Bakanlar Kurulu kararlarında da basit usulden yararlanamayacak olan bazı sektörler ve iş grupları belirlenmiş durumda. Kolektif şirket ortaklarıyla komandit şirketlerde komandit ortakların basit usulden yararlanmayacaklarını söylemiştik. Yine komanditer ortaklar menkul sermaye radı yönünden mükellefler. Onlar da basit usulden yararlanması zaten söz konusu olmaz. Adi ortaklık olarak faaliyet gösterilmesi halinde basit usulle ilgili bazı belirlemeler yapılmış. Gelir Vergisi Kanunu 46. maddesinde. Bunlar neler? Ortaklık olarak faaliyet gösterilmesi halinde iş hacmi ölçüleri, yıllık kira bedelleri toplu olarak dikkate alınmaktadır. Yani ortakların toplam kira bedelleri ve iş ve hacmi ölçüleri dikkate alınarak basit usulden yararlanıp yararlanmayacağı belirlenmektedir. Adi ortaklık halinde çalışanların aynı zamanda şahsi bir işle de meşgul olmaları durumunda şahsi işine ait olanlara ortaklıklardan payına düşen kısım ilave edilerek basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarında belirtilen hallerin aşılıp aşılmadığı tespit edilmektedir. Bir mükellefin birden fazla ortaklıkta hissedinin bulunması halinde ortaklıklardaki paylarına düşen iş yeri kirası ve iş hacmi ölçüleri tek tek toplanır ve basit usule tabi olup olmadığı hadleri aşıp aşılmadığı buna göre tespit edilir. Ortaklıklarda, adi ortaklıklarda ortaklarının birinin gerçek usule tabi olması diğer ortaklarda gerçek usule tabi hale getirmektedir. Basit usulden gerçek usule geçiş nasıl olmaktadır? Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının herhangi birinin takvim yılı içinde kaydedilmesi halinde izleyen takvim yılı itibarından gerçek usulde vergilendirilmektedir. Gerçek usulde vergilendirilme işletme hesabı esasına göre olmaktadır. Basit usulün şartlarına haiz olanlardan bu usulden yararlanmak istemediklerini yazıyla vergi dairesine bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen hesap takvim yılı başından itibaren yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilebilmektedirler. Gerçek usulde vergilendirilmekteyken işini terk eden mükellefler, basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren 2 yıl geçmedikçe basit usule geri dönememektedirler. Dolayısıyla burada en önemli husus basit usul şartlarının kaybedilmesi halinde en az 2 yıl gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir mükelleflerin. Bu hüküm işin eş ve çocuklar tarafından devri halinde de uygulanmaktadır. Dolayısıyla burada bir muvazaa ihtimali böylelikle ortadan kaldırılmaktadır. Önceden basit usulden gerçek usule geçişle ilgili düzenlemeler gelir vergisi kanununda varken gerçek usulden basit usule dönüşle ilgili herhangi bir düzenleme yoktu. Bu düzenleme gelir vergisi kanununa yeni gelmiş bir düzenlemedir. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden basit usule tabi olmanın genel şartlarını taşıyanlardan arka arkaya 2 hesap dönemi iş hacminin basit usule tabi olmanın özel şartlarında yer alan hadlerden düşük olanlar yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak ilk basit usule geçebilmektedirler. Yani mükellefimiz her ne kadar basit usule tabi olmanın genel şartlarını taşısa da özel şartlarda yer alan hadlerden düşük şekilde hasılat elde ettiyse, bu hadleri sağlayamadıysa ve bu hadleri sağlayamama durumu 2 yıl gerçekleştiyse
müracaat ederek tekrar basit usule dönebilmektedir. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki sürelerde dikkate alınmaktadır. Örneğin bir yıl mükellef kendisi çalışmış, vefat ve benzeri şekilde işi çocuklarına devretmiş, çocukları da bir yıl faaliyet göstermiş ve bu iki yıllık faaliyet süresi içinde basit usule tabi olmanın özel şartları sağlanamadıysa, ya basit usule tabi olmanın özel şartları sağlanmış ve orada belirtilen hadlerden daha düşük hasılat elde edilmiş ise müracaat etmeleri halinde bunlar da gerçek usulden basit usule dönebilmektedirler. Peki bu müracaat ne zaman yapılacaktır? Bu müracaat bu iki yıllık sürenin süreyi izleyen Ocak ayının başından itibaren Ocak ayının sonuna kadar bağlı olunan vergi dairesine yapılacaktır ve o dönemden itibaren basit usulden vergilendirilmesi mükelleflerin söz konusu olabilecektir. Evet, bu kapsama girecek mükelleflerin Gelir Vergi Kanunu 51. madde kapsamında belirtilen faaliyette bulunmaması gerekir. Bu 51. madde neydi? Hemen hatırlatalım. Slaytımızın önceki bölümlerinde bazı mükellefler var ki kesinlikle basit usulden yararlanamazlar. Bu kapsamda bir mükellefiyet gerektirmemesi gerekmektedir mükelleflerin. Basit usulde ticari kazancın tespiti Gelir Vergi Kanunu'nun 46. maddesinde ele alınmıştır. Basit usulde ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satın alınan malların alış bedelleri arasındaki müsvet farktır. Yani hasılatı bir kenara koyacağız, giderler ile satılan malların alış bedellerini toplayacağız. Hasılattan bunlar düştükten sonra ortaya çıkan pozitif bir fark varsa, bir kar varsa bu basit usulde ticari kazancımızı oluşturacak. Bu fark faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecbur olan alış belgelerinden tespit edilecek. Yine giderler ve hasılatlar da bu belgelerde alınan belgelerde yer alan tutarlara göre hesaplanacaktır. Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti yapanlar varsa bu emtia ticareti yapanlar hesap dönemi başındaki emtia mevcudunu giderlere, hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunu ise hasılata ekleyerek basit usulde ticari kazançla ilgili kazanç tutarını tespit edebileceklerdir. Dikkat edilmesi gereken husus sabit kıymetler. Burada kesinlikle gider yazılmayacak. Sabit kıymetler üzerinden de amortisman hesaplanmayacaktır. Çünkü basit usule tabi olanların envanter defteri tutmaları veya envanter takip etmeleri söz konusu değildir. Gelelim basit usule tabi ticari kazançların beyanına. Bir takvim yılına ait beyanname gelirin sadece basit usule tabi ticari kazançtan oluşması halinde takvim yılını izleyen Şubat ayının 1 ile 25 arasında verilmektedir. Bu süre zarfında basit usule tabi mükelleflerin ticari kazanç beyannamelerini vermeleri söz konusudur. Bu mükelleflerin yani basit usule tabi olan bir mükellefimizin aynı zamanda menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı gibi diğer gelir unsurlarına sahip olması halinde Şubat ayında beyanname vermez, Mart ayında beyanname verir. Bunu unutmamak gerekir. Verilen beyanname üzerinden bazı indirimler yapılabilir. Nedir bu indirimler? Kazancı beyan ettik. Kazançtan ayrıca beyanname üzerinde yapılacak indirimlerimiz var. Bunlardan en önemlisi genç girişimcilerde kazanç istisnası şartlarının taşınması halinde bu indirim yapılabilir. Bu indirim tutarı 75.000 TL olarak belirlenmiştir. 75.000 TL 3 yıl boyunca dikkate alınarak istisna uygulaması yapılabilir. Fakat burada esas olan husus bu istisnaya tabi şartların en önemlisi ilk defa 29 yaşından daha küçük girişimcilerin faaliyete başlaması ve mükellef olmasına bağlı olarak uygulanan bir istisnadır. Bununla ilgili daha sonra bir açıklamamız olacağından dolayı ticari kazançların sonunda oraya havale ediyoruz konuyu. Yine beyanname üzerinden SGK primi, ödenen SGK primi indirilebilir. Basit usul mükellefinin kendi adına ödediği SGK primi indirilebilir. Burada dikkat edilecek husus bunun bir şekilde gider hesaplarına konulduysa, yani gider hesapları dediğim kazancın tespitinde gider olarak dikkate alındıysa mükerrer indirime izin verilmemesi gerektiğidir. Yine basit usule tabi ticari kazanç mükellefleri beyanname üzerinden engellilik indirimi uygulayabilirler. Engellilik indirimini hatırlarsanız önceki bölümlerde ele almıştık. Oraya bakılabilir. Engellilik indirimi ile ilgili basit usule tabi ticari kazanç mükelleflerinin dikkat etmesi gereken husus şudur. Bakmakla yükümlülüğü olduğu kişiler varsa bunlar açısından engellilik indiriminden maalesef yararlanamazlar. Sadece kendilerinin engelli olması halinde bu engellilik indiriminden yararlanabilirler basit usul mükellefleri.
Basit usul mükellefleriyle ilgili önemli bir indirim yine yeni mevzuatımıza girdi. Bu Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinin 15. bendinde yer alan bir indirimdir. Nedir bu indirim? Yıllık 8.000 Türk lirasına kadar bir tutar indirim olarak beyannameden düşülebilmektedir. Yani basit usule tabi ticari kazanç sahipleri her yıl için 2017 yılı için 8.000 lira, 2018 yılı için yeniden değerleme oranında bu artırılmıştır 9.000 TL. Bu tutarı beyanname üzerinden indirebilmektedirler. Yani 8.000 liraya kadar 2018 yılında elde edilecek ve 2019 yılının Şubat ayında verilecek beyanname için 9.000 liraya kadar bir kazanç elde etmeleri halinde vergi ödemeleri de söz konusu olmaz. Yalnız bu basit usule tabi ticari kazanç mükelleflerinin bu indirebileceği yıllık indirim tutarı genç girişimci istisnasından yararlanılması halinde maalesef kullanılmamaktadır. Yani genç girişimci istisnasından yararlanan mükellefler 75.000 TL'lik indirimi uygularken genç girişimci istisnasına tabi olmayanlar ise bu Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinin 15 numaralı bendinde yer alan 8.000 liralık indirimi uygulayabilmeleri mümkündür. Dolayısıyla Şubat 2018 yılında verilecek beyannameler için bu 8.000 liralık indirimi uygulamayı basit usul mükelleflerinin unutmaması gerekmektedir. Burada basit usulle ilgili yaptığımız açıklamalar sona eriyor. Sonraki videomuzda ticari kazancın gerçek usulde vergilendirilmesiyle ilgili hususlara değinmeye devam edeceğiz.